Arkadaşlar merhaba. Bu videonun konusu sunumu nasıl yapıyorum? Şunu şöyle bir ayarlayayım da. Heh. Sesim nasıl geliyor bu arada? Eğer iyiyse bir yazarsanız sevinirim. Şöyle yapmak istemiyorum sürekli. Böyle idare ediyorsa, eğer sesi iyi geliyorsa okey, sıkıntı yok. Şimdi sunumu tabii ki 6,5 yıldır özellikle sahada aktif bir şekilde çalışan birisi olarak şey yapıyorum, yani konuşuyorum. Farklı zamanlarda farklı şekillerde yaptım. Yani özellikle işe başlarken, ticaretin ilk etaplarında, ilk başlarında hep paylaşıyorum, video sunum kullanıyordum. Ondan sonra arkadaşımı arıyordum, yani listemi yaptım bir defa, büyük bir liste yaptım. Listenizi yapın. Sadece işi yapacak olanları değil, sadece işi yapabileceğini düşündüklerinizi değil, herkesi yazın mutlaka listeye. Onunla ilgili ayrı bir video yaparım ben, liste konusunu ayrıca işlerim. Büyük hatalar yapıyorsunuz çünkü şeyle ilgili, yani listeyle ilgili. İlk şeyde onu kullanıyordum. Yani uzun zaman o video sunumlara devam ettim. Video sunumu çok şeydi, yani bana çok uygun bir tarzdı. Bu herkese uygun bir tarz olmayabilir. Yani ben daha çok şey bir insanım, yani mekanik bir insanım. Tabii ki ilişkilerimde, iletişimimde yani iyi olmaya özen gösteriyorum tabii ki. Bazı insanlar video sunumu kullanmıyorlar. Kendilerine göre sebepleri vardır. Kopyalanabilir bir araç kullandığınız sürece sıkıntı yok. Şimdi uzun zamandır şeyi kullanıyorum. Yani sosyal medyayı kullanıyorum. Sosyal medyadan insanlarla tanışıyorum. İnternet vasıtasıyla insanlarla tanışıyorum. Kaliteli insanlarla tanışıyorum. Kaliteli insanlar sağ olsunlar beni arıyorlar. Tanışıyoruz. Farklı firmalarda olabiliyoruz. Veya network marketing araştıran insanlar olabiliyor. Veya yıllar önce bırakmış olan insanlar oluyor. Olabiliyor. Özellikle son zamanlarda kullandığım teknik şu. Uzun bir dönem şeyi kullandım. Yani tek bir videonun linkini göndermek şeklinde kullandım. O da kendime hani şeydi, yani yakıştırdığım bir ceketti. Yani ceketi giyersiniz üstünüze, oturdum oturmadım, böyle bazı ceket giyersiniz de oturmaz. Evet, güzel bir cekettir, oturmaz. Ya da zannedersiniz ki konfeksiyondur, hazır dikimdir. Dersiniz ki bu ceket benim için dikilmiş sanki. Ondan sonra gidersiniz bir terzi arkadaşınız vücudunuzun ölçüsünü alır, size bir ceket diker ve dersiniz ki öteki ceket bir şey değilmiş, yani bu güzelmiş. İlk başta video sunumu kullandım. Daha sonra bir uzun bir zaman, yani tahmin ediyorum 3-4 yıl boyunca yani bir videoyu gönderme şeklinde sunum kullandım. Bu da sunumdur. Tabii ki birebir bir araya geldiğimde videoyu seyretme şeklinde, eğer bir araya geliyorsam onu hala daha kullanıyorum. 15 dakikalık bizim bir videomuz var. Onu kullanıyorum. Eğer ki şeyse, özellikle uzak mesafelerdeyse video göndereceğim kişi yurt dışındaysa veya Türkiye'nin farklı farklı şehirlerindeyse genellikle onlar da YouTube'da şey var, oynatma listeleri açabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Yani bir YouTube kanalınız, ses az mı? Ses azsa şöyle yapayım, şöyle daha iyidir. Diğerleri ne demiş bilmiyorum ama şöyle herhalde daha iyi olacak. Okey. YouTube'da oynatma listesi oluşturabiliyorsunuz. Ben şöyle yapmıştım. Şimdi sunumları zaten ben haftanın birkaç günü zaten birkaç gün online sunum yapıyorum. Yani bizim aplikasyon üzerinden yapıyorum veya Zoom üzerinden sunumlar yapıyorum. Zaman içerisinde şöyle bir fikir gelişti bende. Tabii bu 50 dakika, 55 dakika süren sunumlar oluyor ya da 1 saat süren sunumlar oluyor. Fakat sunumlarda kendimi tam anlamıyla ifade edemediğimi düşündüm. Mutlaka bir saatte her şeyi ifade edemiyorsunuz. İnsanlara bilgiyi veriyorsunuz. Alternatif bir yol olarak dedim ki ben bu sunumu oturayım tekrardan çekeyim. Videoya çekeyim. Bilgisayarın başına oturayım. Efendim mikrofonumu alayım. Yaka mikrofonumu alayım. Ondan sonra iyi bir sesle, daha temiz bir sesle, ondan sonra video kaydediciyle, Camtasia kullanıyorum bu arada, bilginiz olsun. Camtasia'nın şeyli ücretli versiyonu vardı. 3-4 sene önce almıştım onu, tahmin ediyorum ne kadardı? 300 dolar falandı. O zamanlar dolar düşüktü, şimdiki kadar maliyeti yoktu. Gerçi şimdi olsa yeni almak zorundayım, sonuçta bu sistemi kullanıyorum. Onunla oturdum. O online sunumu slide slide tek tek videoya çektim. Tek tek. Araya başka videolar da koydum. Eğitici videolar da koydum. İşi nasıl santim santim inşa edileceği ile ilgili bütün o videoların hepsini koydum. Ve ortaya video serisi çıktı. Birden fazla video. Kaç tane video var? Tahmin ediyorum
Tahmin ediyorum 80 tane falan video var orada. Kısa uzun yani kimisi 2 dakika, kimisi 1 dakika, kimisi 5 dakika uzunluğunda. Şimdi ciddi bir bilgi şeyi oluştu, arşivi oluştu. Başka kişilerin videolarını da yani faydalı olabilecek videoları da aldım oraya koydum. Mesela işte marketing planı daha resmi anlatımlı, şirketin resmi anlatımlı ve bir sesiyle olan videoyu da aldım oraya koydum onların arasına. Yani insanlara şu şeyi sağladım, sistemi sağladım. Tek bir linki gönderiyorum, o playlist oluşturuyorsunuz, liste dışı işaretliyorsunuz, aramalarda çıkmaz. Ancak linki gönderdiğim insanlar sadece seyredebilir. Ondan sonra benim söylediğim şey şu, sana bir de şey var, şirketimin ürünleriyle ilgili doktorları yani doçent düzeyinde, profesör düzeyinde insanlar bu ürünleri nasıl ilk etapta reddetmişler ya da ilk etapta nasıl bu ürünlere bir anda inanamamışlar ya da inanmak istememişler. Fakat daha sonra onların şeyleri var, storyleri var, hikayeleri var ve ürünü anlatıyorlar. Yani ürün eğitimi videoları var. O videolardan da bir playlist oluşturdum ayrıca. Dolayısıyla o iki playlisti şey yapıyorum. Yani bir doktor anlatımları ürünlerin özellikle doktor anlatımları artı benim anlatımım. Yani gemi işletmecisi Yavuz ondan sonra anlatımıyla iki ayrı şey var. Bir tanesi tamamen ürün. Yani işte doçent, prof, hatta içlerinde bazıları dünyada sayılı bilim adamlarından bazıları. Yani başka bilim adamlarına, dünyadaki diğer doktorlara, insanlara şeyde Nobel Bilim Sarayı'nda eğitim vermiş olan insanlar. Tabii ki ürünleri gemi işletmecisi Yavuz'dan dinlemeleri farklı bir şey. Evet, belli bir dil akışkanlığıyla anlatabiliyor, tecrübesi kaynaklı. Ancak bir de hani toplum nezdinde tabiri caizse şeydir. Yani hani doktor, doçent, profesör bu insanlar apoletleri olan insanlardır. Yani toplum nezdinde saygınlığı üst düzey olan insanlardır. Şimdi o insanlardan dinlemeleri çok daha farklı. Birçok insanın aklına şey gelebiliyor orada. İşte ya bunlar parayla tutulmuş insanlardır vesaire gelebiliyor. Sizler de sonuçta network marketing yapıyorsunuz. Öyle bir şey olmadığını biliyorsunuz. Sonuçta bu insanlar bu ürünün faydasına inandıklarından dolayı almışlar. Ürünü kullanıyorlar. Hastalarına tavsiye ediyorlar. Çevresindeki insanlara tavsiye ediyorlar. Öneriyorlar vesaire vesaire. Neyse. İki tane playlist var. İkisi de aramalarda çıkmaz. Sadece link gönderdiğim insanlar. Ve onlara söylediğim şey benim genelde şu olur. Sana iki tane link gönderiyorum. Benim bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde bir acelem yok. Yani arkamdan beni koşturan herhangi bir şey zannedersem senin de konuyla ilgili bir acelen olduğunu zannetmiyorum. Doğru mu? Doğrudur diyor. Acelemiz yok. Tamam diyorum. Sana bunları göndereceğim. Detaylı bilgi. Kafanın en sakin olduğu bir zamanda, yani insanın kendisini en sakin hissettiği zamanlar genellikle hangi zamanlardır? Genellikle akşamın ilerleyen saatleri, yani el ayak çekildiğinde, işte telefonların bizi en az rahatsız ettiği saatler, saat işte 10 gibi, 22, 23, hatta 24 sonrası. Böyle bir hafta, 10 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay, 1 sene ne kadar istersen benim için hiç fark etmez. Güzelce sana gönderdiğim bilgiyi eline güzelce kağıt kalemi de al. Kağıt kalemle güzelce notlar tutarak güzel bir şekilde incele diyorum. Bu gönderdiğim bilgi senin kafandaki soru işaretlerinin %70'ine, %80'ine zaten yanıt verecek. Bilgi var içerisinde. Kendi içerisinde var. O yanıtı alacaksın. Mutlaka cevabını alamamış olduğun sorular olacaktır, kalacaktır. O soruların da cevap bulmasına ben bir şekilde yardımcı olacağım sana. Anlaştık mı? Anlaştık, süper, tamam Yavuz Bey gönderin diyor. Gönderiyorum şeyi, videoları. Şimdi bu hızlı, seri, tempolu bir kapanış süreci yaşatıyor mu? Tabii ki yaşatmıyor. İlk başlasaydım, başladığım zaman böyle mi yapardım? Hayır. Böyle tabii ki yapmazdım. Yani gidin illaki bunu yapın demiyorum ama işiniz belli bir aşamaya geldikten sonra bu tekniği rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani işin erken zamanlarında özellikle yani birebir sunum, birebir online'da birebir sunum ve ondan sonra kapanış hamlesini tabii ki yapmanızda büyük fayda var. Onu yapmayın demiyorum sakın. Yani gidin benim yaptığımın aynısını yapın da demiyorum. Özellikle işinizi inşa etmenin erken zamanlarını yaşıyorsanız eğer, bu benim anlattığım teknik size tam anlamıyla uygun bir teknik olmayabilir.
Tartışılır mı? Yaptığım teknik tartışılır. Yani diyebilirsiniz ki ya Yavuz Bey ölme şeyim ölme tekniği bu. Yani ne zaman olacak da ne zaman dönecek de vesaire. Şimdi burada iki şey var. Haklı olabilirsiniz. Haklı olabilirsiniz. Bir dezavantajı mutlaka var zamanla ilgili. Ancak bir de şöyle avantajları da var. Onu da paylaşayım size. Bir defa adayın zamanına ciddi bir şekilde saygı duymam anlamına geliyor. Adayın zamanına saygı duyuyorum. Adaya bir telefon geldi kesildi. Adayın zamanına saygı duyuyorum bir defa. O çok çok önemli. Adayla aramdaki güven ilişkisi çok daha güçleniyor. Yani buna izin veriyor. Bir insanın zamanı yani kendimi onun yerine koyuyorum. Ondan sonra empati yapıyorum. Yani bana da herhalde böyle davranılması benim hoşuma giderdi. Yavuz al baksın incelesin. Zaten arkadaşlar gönderdiği bilgi bazı insanlarda çok ciddi alert durumları yaratır. Alert de uyarı durumları. Yani zil çok şiddetli bir şekilde çalabilir kafasında. Bu her zaman herkeste o anda olmayabiliyor. Ancak bazı insanlar o kadar istekli bir şekilde olmasa da bu bilgiyi aldıklarında birkaç gün sonra beni arayıp ya Yavuz Bey bu konu enteresan. Yani bunu bir oturup bir detaylandırmamız lazım bizim dediklerini çok iyi biliyorum. Böyle de bir şey var, özelliği var. Yani genellikle ya bunu yani şey olsun diye yani stratejim genelde odur. Yani insanları kendi mecramı şey gibi düşünüyorum. Bir süpermarket. Süpermarkette ya da mağazamda insanların ellerinde alışveriş sepetleri gelsinler, geçsinler, rahatlıkla mağazayı sağına soluna baksınlar, rahatlıkla istediği ürünü istediği zaman alsınlar ya da dolaşsınlar baksınlar desinler ki ya bana şu an için burada hitap eden herhangi bir ürün yok desinler ve mağazadan çıksınlar şu an için. Daha sonra bir geliriz belki bakarız diyenler var. Bazıları gelip bakıyor bir dolaşırken çok enteresan bazı içeriklere rastlayabiliyor ve arıyorlar. Yani rahat olmalarını istiyorum insanların. Kendi kendileri çünkü hep şuna inanıyorum benim için de aynı şey geçerli yani kendi kendinle insan baş başa kaldığında kendi kendisiyle sessizce böyle baş başa kaldığında notlar tutarak izlediğinde bir bilgiyi incelediğinde çok daha sağlıklı şeyler kararlar alabiliyor ya da yaşamında yaşamış olduğu sıkıntıların çözümünün aslında bu olabilir diyebiliyor. Neden olmasın? Bu da olabilir diyebiliyor. Bunun için kimi araması gerekiyor? Önünde seçenekler var. Yavuz var, Ahmet var, Mehmet var. Yani network marketing'te takip ettiği liderler vardır ya da kişiler vardır. Lider demeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Kişiler vardır. O kişilerden bir tanesini arıyor. Bazıları diğerleriyle görüşüyor, beni arıyor, benimle daha uygun bir şekilde iletişim sağlayabileceğini düşünüyor, daha rahat çalışabileceğini düşünüyor, benimle çalışmayı tercih ediyor. Bazıları diyor ki ya Yavuz'la çalışmam, okey sıkıntı yok, başkalarıyla çalışıyor, okey onda da sıkıntı yok. Dolayısıyla sunumu son zamanlarda özellikle böyle yapıyorum. Masa başı sunumları yapıyorum, tabii ki yapıyorum. Masa başı sunumlarında da özellikle sohbet, ısınma, ondan sonra sohbetten sonra sunum videosu, 15 dakikalık sunum videosunu genelde kullanmayı tercih ediyorum veya slaytlar. Eğer yoğun bir sunum temposu yaşayacaksam o gün ve boğazım ve nefesim bunu kaldırmaya yani bu ciddi yoracaksa beni eğer o zaman video sunumu tercih ediyorum genelde. 15 dakikalık sunum araya benim de bazı notlarımın girmesiyle yani 20-25 dakikaya falan çıkabiliyor diye ki yarım saate çıkabiliyor. Onu hala da şey yapıyorum, tabii ki kullanıyorum. Yani video sunumu kullanıyorum ya da slide sunumları hala da kullanıyorum. Genellikle son zamanlarda uyguladığım teknik bu. O playlist, YouTube'daki playlist arkadaşlar, yani bana ve adaya her iki tarafa da şu şeyi veriyor. Yani şu konforu sağlıyor. Rahatız. Yani ben de rahatım, aday da rahat. Sadece burada dikkat etmem gereken şey benim şu. Yani benim derken senin de. Eğer böyle bir teknik uygulamayı düşünürsen mümkün olduğunca fazla sayıda kişiyle bu süreçleri başlatırsan eğer yavaş gibi görünür. Yavaş gibi görünen bir süreç zamanla yavaşça hızlanır. Dikkat et. Yavaş gibi görünen bir süreç zamanla
yavaşça hızlanır. Yavaşça hızlanmak. Bak, hızlı hızlanmaz. Yavaşça hızlanır. Onu kullanıyorum. Yani insanlara o zamanı veriyorum. Güzel şeyler oluyor. Yani insan kişi geliyorsa zaten, yani çalışmak için evet ben varım diyorsa, birlikte çalışma konusunda prensipte el sıkışıyorsak eğer, yani evet diyorsa çok hazır bir şekilde geliyor. En büyük şeyi bu. En büyük rahatlığı bu. Yani benim hiç açımdan da o, onun açısından da o. Çünkü orada her şeyi çok detaylı anlattım. Yani sadece bir sunum yok orada. Yani orada kültürümü de anlattım. Mensup olduğum kültürü de anlattım. Network marketing yapısını da anlattım. Kültürünü de anlattım. Şirketimin kültürünü de anlattım. Ürünümün kullanma kültürünü de anlattım. Aklınıza gelebilecek, yani mümkün olduğunca bir şeyleri kaçırmamaya çalıştım orada. Yine arada sırada videolar ekliyorum içerisine zaman zaman. Bu dediğim gibi şu dezavantajı var. Süreç biraz uzun olabiliyor, ancak avantajı şu. Bir kişi geldiğinde, başladığında artık onu motive etmeye çalışmıyorum bir daha. Çünkü her türlü şartımı, her şeyi aslında videolarda ben onun önüne koymuşum. Yani demişim ki kardeşim bak, bu efendime söyleyeyim, bir koydum 10 aldım olayı değil. Bu aldım 10 liraya sattım 20 liraya 10 liraya kar elde ettim olayı değil. Bu bir vizyon, bu bir maraton. Bu bir ömürlük bir karar. Bu kararı alabiliyorsan gel. Eğer bu kararı alamıyorsan abi gelme. Yani dışarıda bir sürü network marketing firması var. Dışarıda bir sürü insan var çalışabileceğin. Belki onlarla temas etmen çok daha akıllıca olabilir senin için. Belki benim ürünüm senin ürünün için doğru bir ürün değildir. Mesajını veriyorum ben o içerikte. Belki ben senin için doğru bir insan değilim. İyi bir insan olabilirim ama senin için belki doğru bir insan değilim. Doğru bir rehber değilim belki. O mesajı veriyorum. Büyük bir açık yüreklikten atıyorum bunu. Ancak ona şunu da söylüyorum. Çalışmayı düşündüğün firma iyi bir firma olabilir. Doğru bir firma mı, bundan da emin olman lazım. Bundan emin ol. Çalışmayı düşündüğün ürün iyi bir ürün olabilir. Hatta çok iyi ürün olabilir. Ancak senin için doğru bir ürün olmayabilir. Yani bunun anlamı şu değil. Yani onlar yanlış, benim ürünüm doğru. Hayır. Benim için doğru olan bir ürün senin için doğru olmayabilir. Bunların hepsi o içeriklerde var. Şimdi insanların karşısına çıkıp da bunları anlattığınız zaman, şimdi bana birisi bunu anlatmış olsaydı ben şöyle düşünürdüm ki insanlar da öyle düşünüyor. Abi adam her şeyi eğrisiyle doğrusuyla anlatmış. Her şeyi avantajlarıyla dezavantajları. Çünkü hiçbir şey tek başına avantajlı değildir. Hiçbir şey tek başına dezavantajlı da değildir. Bunların hepsini anlatmışımdır. O video içeriklerinde hepsi var. Dolayısıyla insanlar, evet süreç bir miktar yavaş ilerliyormuş gibi görünür. Ancak bizim işimiz insan kaydetmek değil. Yani biz insan aramıyoruz. Biz ortak arıyoruz. Benim arayışta olduğum şey efendim şeylerle, düzinelerle insan kaydetmek değil. Hiçbir zaman olmadı. Özellikle 2012 senesinde bu işi gerçekten öğrendiğime inandığım bir zamandan itibaren hiç böyle olmadı. Sizin için de böyle olmasın. Çok sayıda insana ihtiyacımız yok. Hiçbir zaman yok. Ancak insana ihtiyacımız var mı? İnsan demeyelim de ona ortak diyelim. Neden ortak? Çünkü tüm büyük ciddi firmalar dünyada işlerini büyütmek için ortak arayışındadırlar. Bizler de iş adamları, iş kadınları veya daha alçak gönüllü olalım, iş adamı adayları ve veya iş kadını adayları olarak, network marketing distribütörleri olarak işimizi büyütmek istiyoruz. Dolayısıyla bizler de ortak arayışındayız. İşte o sunumları, efendim internet sunumları, masa başı sunumları vesaire, bu yüzden dolayı yapıyoruz. Bütün bunların hepsini anlatıyorum şeyde. Yani o videolarda, playlist videolarında. Başka şirketlerden insanlar da istiyor. Uyarıyorum, diyorum ki bak şirket içeriği var burada. Yani yanlış bir anlaşılma olmasın. Yok Yavuz Bey gönderin diyorlar. Gönderiyorum. Size de gönderirim. Yani isteyin göndereyim. Kendi şirketinizle ilgili, kendinize kuracağınız sistemle ilgili size ciddi ön ayak olabilir. Şeyi bir kenara ayırın tabii ki. Yani şirket içeriğini, ürün içeriğini bir kenara ayırır. Ona göre bakın, ciddi fikir verebilir. Yani dolayısıyla bunu yapıyorum. Süreç bir miktar yavaş ama daha sonra geldiklerinde insanlar çok şey geliyorlar, çok hazır geliyorlar. Geldiklerinde Yavuz Bey kaydımı açalım, tamam? Yani distribütör kaydımı açalım.
Efendim ondan sonra Field Master bizim uyguladığımız şey uygulama, sahat şeyi asistanı. Mutlaka aplikasyon. Çünkü aplikasyon olmadan ben çalışmıyorum kimseyle. Aplikasyon. Artı kamp var. Yavuz Bey kamp kaydımı yapalım. Yani en önemli şeylerle. Yani kalkıp da ben bu insanlara kampa da geliyorsun değil mi? Bak kaydoluyor kişi, tamam, normal şartlarda kaydolacak. Aplikasyon oluyorsun. Aplikasyon neyin nesi? Hadi bakalım şimdi aplikasyonu anlatmaya çalış. Ondan sonra yarım saat. Ondan sonra hadi diyelim onu aldı. Ondan sonra kampa geliyorsun değil mi? İşte toplantıya geliyorsun değil mi? Yavuz Bey gelemem vesaire vesaire. Hadi bakalım ondan sonra onun önemini anlatmaya çalış. Çok ciddi zaman ve efor kaybı ortaya çıkıyor. Kazanabiliyoruz insanları ancak ciddi bir maliyet var. Yani zaman ve efor maliyeti var orada. Ve dolayısıyla para maliyeti var. Bunları bir anda yapmak istedim ben. Saf dışı bırakmak istedim. Yani insanlara daha sonradan şeyleri kazandırmak adına ortaya koyacağım emeği, ortaya koyacağım zaman yatırımını, ortaya koyacağım para yatırımını en başta elimine etmek istedim. Devre dışı bırakmak istedim. Bu, sadece kendimi korumak için yapmadım bunu. Yani benim için zaman yatırımıysa o, karşı taraf için de zaman yatırımı ve yazık günah. Yani ben bir yerde buluşmak için gidiyorum, işte bir saatimi veriyorsam İstanbul için konuşuyorum en az bir saat. Gittim, o geldi, o da bir saatini verdi. İki saatimiz gitti, ortaklaşa. Biz ortağız, ortak bir hayat inşa edeceğiz, ortak bir iş inşa edeceğiz. İkimizin iki saati oraya gitmek için geçti. Efendime söyleyeyim, oturduk konuştuk, belki de anlaşamadık. İki saati orada geçti, dört saat. İki saatte eve dönüş yolu. En az iki, yani bir saat benim, bir saat de onun olsun. İki saat de oradan gitti o. Artı oturduk konuştuk, çay kahve bilmem ne şu bu. O ödemiş, ben ödemişim. Hiçbir önemi yok bunun. Sonuçta benim prensipteki bir ortağımdır o. Olası bir ortağımdır. Ve ben konuya hiçbir zaman benim param, senin paran diye bakmam. Ben paraya bizim paramız diye bakarım. Gelire bizim gelirimiz diye bakarım her zaman. İnsanlara da hep bunu anlatmışımdır. Ekibime de hep bu eğitimi vermişimdir. Sizlere de hiçbir ayırmıyorum. Yani sonuçta bir şey de saklamıyorum. Hepinize bunu anlatmaya çalışıyorum. İnandığım değerler bunlar çünkü. Konu senin param, benim param değil. Konu bizim paramız. Sonuçta biz bir aileyiz. Şirket olarak bir aileyiz. Her birimizin ailesi var. Artı network marketing. Türkiye ailesiyiz. Network marketing dünya ailesinin bir mensubuyuz. Ben olaya hep böyle baktım. Hep buradan doğru baktım, buradan doğru bakmaya devam edeceğim. Yani insanlara bunu anlatıyorum şeyde, o playlistlerde. Bu kültürü anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra geldiklerinde çok hazır geliyorlar. Belki 100 kişide bir kişi geliyor, örnek olarak söylüyorum. Yani oranlar belki daha düşük ancak geldiği zaman çok üretken bir distribütör olarak geliyor. O yüzden sunum dediğimiz şey bilgiyi karşı tarafa vermektir. Karşı tarafın hayattaki sorunlarını, mevcut sorunlarını çözmesine yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir bilgiyi onun önüne koymak demektir. Sunum dediğimiz şey bu. Yani sorunlardan, insanlar sorunlarını bitirmek istiyor hayatta veya özlem duyduğu şeyler var, ona daha yakın duymak, olmak istiyor. Ya özlemlerine, arzularına, isteklerine onu yakınlaştıracak, sahip olmasını sağlayacak bir araçtır sunum. Veya işte acılardan, dert, elem, keder, gam, kasavet neyse, işte ona dert veren, dert olan şeyler neyse ondan kurtulmasını sağlayacak olan şeydir. Sonuçta bilgidir. Ben böyle yapıyorum. Yani Yavuz Bey çok uzun olabilir, bilemem. Benim zamanım var bunun için. Çünkü ben şunu da çok iyi biliyorum. Ben bir kişiyle işim bir ay, bilemediniz iki ay, hadi bilemediniz üç aydır. Bir kişiyle benim zamanım, geçireceğim zaman. Zaten bu teknikle, bunu yapmam suretiyle o bir aylık zamanı zaten kazanmış oluyorum. Geriye kalıyor iki ay, işe başlama, işe doğru başlama, hazırlık aşaması. Ondan sonra ilk hamleler sahada. Bunlarla ilgili yardımcı oluyorum ve üç aydan sonrası artık tamamen aslında onunla ilgili konu. Ben ona her şeyi zaten göstermiş oluyorum. Sunum vesaire, davet, onların hepsini gösterdim. Ürünleri kullanmaya başlıyor. Nereden sipariş verebilir? Yeni kaydı nasıl açabilir? Yeni müşteri kaydını nasıl açabilir? Efendime söyleyeyim. Bunların hepsini zaten öğretmiş oluyorum. Birçoğunu ilk etapta, yani bu playlist videolarını gönderdiğimde halletmiş oluyorum. Dolayısıyla ben de çok rahat olmuş oluyorum, çok rahat etmiş oluyorum bu sayede. Onlar da çok rahat etmiş oluyor. Gereksiz yere birbirimizin zamanını da almamış oluyoruz. Gereksiz yere insanların üzmemiş oluyoruz. Onlara ne bileyim bir satışla ilgili bir hamle de yapmamış oluyorum. Çok rahat ediyorum. Bir süpermarket gelsinler, içeride baksınlar. Şu lazım alsınlar. Yok şu an için ihtiyacım yok benim buna desinler gitsinler. Okey, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bizi bozmaz.
Umarım bu video yardımcı olmuştur değerli arkadaşlar. Yine bununla ilgili videolar, başka paylaşmak istediğim şeyler olursa, eğer detaylar olursa ya da atladığım bir şey olursa, detay olursa, onu fark edersem, ya şunu atladım ben galiba dediğim bir şey olursa, ekstra videolarla onu da şey yaparım, sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum hepinize.